Merhaba arkadaşlar. Bu videoda README dosyasının öneminden bahsedeceğim. GitHub, GitLab, Bitbucket gibi web depolama servislerini kullanıyorsanız README dosyasına aşina olduğunuzu düşünüyorum. Web depolama servisleri ve versiyon kontrol sistemleri hakkında bilgi almak istiyorsanız önceki videolara göz atabilirsiniz. E, kurs tanıma adlı e, bölümdeki videolara göz atabilirsiniz. Nedir e, peki bu readme dosyası? Yukarıdaki belirtilen evet, web depolama servislerinden birinde bir proje oluşturduğunuzda Projenin açıklama kısmıdır. Projeyi nezi ziyaret eden bir kullanıcının projeye Tıkladığını önüne gelen ilk sayfadır. Örnek olarak e, Bir projeye bakıyoruz. E, muy ben bir proje geliştirmiştik. buraya bu projeyi açtığımızda karşımıza çıkan sayfa readme.md markdown uzantılı bir dosyadır. Bu readme dosyasında proje proje ile alakalı bilgiler yer almaktadır. şuradan bir örneğe bakalım. Mesela bir proje hakkında projenin ne olduğu, projenin nasıl kullanıldığı, güvenlik, lisans gibi bilgilere e, bilgileri bize göstermektedir. Peki bu readme dosyasında neler olmaktadır? Projenin genel bir özeti, projeyi nasıl indireceğimiz, projeyi nasıl çalıştıracağımız, e, testlerin nasıl çalıştırıldığı, proje geliştirirken hangi teknolojilerden yararlandırdığı ve projeye eklemek istedikleriniz, projeyi geliştirenler lisans. örnek bir tema var burada. Buna bakalım. E gist.github.com adresindeki örnek bir readme dosyası bu. Template. I. Görüyorsunuz 107 k yıldız ve 3.7k fork almış projenin başlığı bir paragraf açıklama proje hakkında bilgiler hazırlık kısmı nasıl indirdiğimiz örnekler test development hangi teknolojilerle geliştirildi versiyonlar lisans gibi içerikler yer alıyor. Bunu kaynaklar kısmına bırakacağım. Buna göre kendinize bir README dosyası oluşturabilirsiniz. README dosyasını nasıl oluştururuz? Uygulamalı olarak bakalım. Bunu oluşturmanın iki türlü yolu var. Burada New Repository diyoruz ilk olarak. Buraya bir isim, proje ismi yaz yazdığımızda initialize this repository with a readme. Do, readme e, butonunu şey alanına tıklarsak readme dosyasını e, direkt oluşturuyor bize. E, diğer bir e, oluşturma yöntemi ise e, biz e, gitHub'a ya da herhangi bir web depolama servisine e, projemizi göndermeden e, içinde readme.md uzantılı bir dosya yer aldığında e, direkt e, açılı sayfası olarak karşımıza çıkıyor. ritmi ya da ritmmede eee genelde büyük harfle kullanılır. E, burada e, MD'nin Markdown anlamına geldiğini e, e, başta bu videonun başlarında belirtmiştim. Markdown bize düz yazı olarak e, yazdıklarımızı HTML'e dönüştürerek hızlı düzenlemeler yapmamızı sağlar. Çünkü HTML'de hızlı düzenlemeler yapmak zordur. E, 4 tane editör editörler var burada. Birkaç örnek. Ben en çok şunu kullanıyorum. Start writing dedikten sonra burada güzel bir çıktı veriyor bize. Buraya düz yazı alıyoruz. Burada nasıl görüneceğini gösteriyor. Şuradaki yardımcılarla kolaylıkla düzenlemeler yapabiliyoruz burada da nasıl kullanıldığıyla alakalı hangi e, tagin ne işe yaradığını e, detaylı bir şekilde açıklamışlar. Şimdi örneklere basalım. E, örneğin e, Ruben Reyes ile bir e, proje geliştiriyorsunuz, e, ritmi dosyasını e, projeyi oluştururken kendi otomatik olarak oluşturuyor. Fakat Direk içinde bunlar yazıyor. Neyi, ne işe yaradığını bil, bilemiyoruz. Bu kötü bir kullanım. Ee, şurada e, iyi kullanıma bir örnek. E, burada hakkında kısmı var. E, neyle geliştirdikleri. Kütüphaneler. Deployment. E, deployment için kullandığı araçlar. Test. E, burada e, her şey var yani. E, hiç eee Ruby on ile bir proje geliştirmeseniz bile e, neyi nasıl e, bunu hemen çalıştırabilirsiniz. Devam edelim. E, kötü bir örnek. E, burada bir Turful projesi var. Bu projede ritmi dosyası bile yok. Yani neyin ne olduğu anlayamazsınız. E, burada mesela yine bir e, proje var. Bunları ritmi dosyasına eklemişler fakat e, tek satır yazıyor. NPM Run Start. Yani hiç çok da neydir ama e, projeyi de açıklamanızı tavsiye ederim. Yani hiç bilmeyen biri projeyi açtığında neyin ne olduğunu, nasıl çalıştıracağını bu e, ritmi dosyasını okuyarak anlayabilmeli. Buradan bol e, yıldızlı e, repositorylere bakalım. Örneğin yani, bu React, Bootstrap, burada kullanımla alakalı her şeyi bulabilirsiniz. Facebook da aynı şekilde. E, videoyu bitirirken e, düşünün ki çok iyi bir proje geliştirdiniz. Her istediğinizi yapıyor yani e, atlıyor zıplıyor e, gibi düşünelim. Fakat kimse nasıl kullanıldığını bilmiyor. Kimse bunu istemez. Bunun için projelerde README dosyasını oluşturun ve içini doldurun. Ee, yeni öğrenmek isteyenler e, projeyi nasıl geliştirdiğinizi, projeyi nasıl e, çalıştığı gibi bilgilere kolaylıkla anlayabilsin. İyi günler.